Sayısal çarpımın bir başka uygulaması olarak da mesela okullarınızda kosinüs teoremi olarak öğrendiğiniz bir teoremi ispatlamak olabilir. Kosinüs teoremi hatırlarsanız elinizde bir üçgen varsa ABC üçgeni düşünelim. Bu ABC üçgeninde işte B kenarının uzunluğunu, bir kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın uzunlukları ve bu iki kenar arasındaki açı cinsinden ifade etmemize olanak tanıyan bir teorem. Bunu ezberlemektense vektörleri kullanarak kosinüs teoremini oldukça kolay bir şekilde çıkarabiliriz. AB ve C vektörlerini tanımlayalım. C bizim koordinat eksenimizin merkezinde olsun üçgenimizin C noktası. A noktası şu yukarıdaki nokta, B noktasını da aşağıdaki nokta olarak gösterelim. Şimdi A vektörü A noktasını bizim merkez noktamızdan A noktasını gösteren vektör olsun. B vektörü A noktasından B noktasına giden vektör olsun. Uzunluğu tabii o kenarın uzunluğuna eşit olacak B. C vektörü de C noktasından B noktasına giden vektörümüz olsun. Onun da uzunluğu yine o kenarın uzunluğu olacak. Bir başka deyişle C. Burada vektörlerin toplamından hatırlayacak olursanız A vektörü artı B vektörü, bu iki vektör zaten arka arkaya eklenmiş durumdalar. A vektörü ile B vektörünün toplamı bize C vektörünü verecek. B vektörü için yazacak olursak, dolayısıyla B vektörü de C vektöründen A vektörünü çıkartarak bulabileceğimiz bir vektör. Şimdi B kenarının, B vektörünün belirttiği kenarın uzunluğunu küçük b dedik. O vektörün büyüklüğü küçük b'ye eşit. Küçük b'nin karesi bu B vektörünün skalar çarpımından başka bir şey değildir. B vektörünün karesine eşittir. Ama aynı zamanda biliyoruz ki B vektörü, C vektörü eksi A vektörüdür. Bu iki vektörün farkının karesini alırsak, bu bize C vektörünün karesini verecek. A vektör artı A vektörünün karesini verecek. Eksi 2 çarpı C vektörüyle A vektörü olarak karşımıza çıkacak. A vektörünün karesi o kenarın uzunluğunun karesi. A vektörünün büyüklüğünün karesine eşit. Bir başka deyişle A vektörünün büyüklüğü zaten o kenarın uzunluğuydu. Öyle tanımlamıştık. Küçük A'nın karesini verecek. C vektörünün büyüklüğü o kenarın uzunluğuydu ya da küçük c ile tanımlamıştık. C vektörünün karesi dolayısıyla küçük c'nin karesine eşit. Bu iki vektörün A vektörü ile C vektörünün sayısal çarpımları da iki vektörün büyüklükleri A ve C çarpımının aradaki açının kosinüsü ile çarpımına eşit. Kosinüs teta. Dolayısıyla bir kenarın uzunluğu B kare eşittir. Diğer iki kenarın uzunluklarının karesi A kare artı B kare. Eksi 2 diğer iki kenarın uzunluklarının çarpımı A çarpı C çarpı aradaki açının kosinüsü olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi bu vektörleri kullanarak, vektörlerin özelliklerini kullanarak ezber olarak gördüğünüz kosinüs teoremi gibi bir teoremi bile birkaç adımda çıkarmamız mümkün.